Talep üzerine bol bol konuştuk. Bu videoda da arz hakkında konuşacağız. Ekranda gördüğünüz üzere üzüm örneğinden gideceğiz. Ve kendimizi üzüm üreticisi yerine koyacağız. Şimdi ilk iş olarak sizi arz yasasıyla tanıştırmak istiyorum. Üzümlerin şerefine bunu morla yazayım. Tıpkı talep yasası gibi bunun da ismi birçok şeyi anlatıyor. Evet, diğer her şeyi sabit tuttuğumuzda önümüzdeki birkaç videoda şu an sabit tuttuğumuz bazı değerleri değiştirdiğimizde ne oluyor ona bakacağız. Ama bu videoda diğer her şey sabit tutuyorsak ve yaptığımız tek şey fiyatı değiştirmekse arz yasası diyor ki eğer fiyat artarsa, bu arada fiyatı F ile gösteriyorum. Fiyat artarsa arz edilen miktar burası önemli. Arz edilen miktar da artar. Ve tahmin edebileceğiniz gibi eğer fiyat düşerse arz edilen miktar da azalır. Dikkat ettiyseniz özellikle arz edilen miktar dedim. Arz edilen miktar. Talep Yasası videosunda gördüğümüzün aynısı. Söz konusu talebin artış veya azalışı olduğunda fiyat-miktar ilişkisinin tamamı değişiyordu. Talep edilen belli bir miktar söz konusu olduğunda talep edilen miktar diyorduk. Sadece talep demiyorduk yani. İşte aynısı arz için de geçerli. Belli bir miktardan bahsederken miktar sözcüğünü unutmamaya dikkat edin. Çünkü arzın artması veya azalması dediğimizde tüm ilişkinin yukarı veya aşağı doğru kaymasını kastediyor oluyoruz. Bu mantığı güzelce anlamanız oldukça önemli ki muhtemelen oturmuştur artık. Başa dönelim ve bir üzüm çiftçisi olduğumuzu düşünelim. Burada bir arz çizelgesi oluşturacağım. Üzüm, arz, çizelgesi. Bu diğer her şeyin sabit olduğu durumda Fiyat ve arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösteren bir tablo. Buraya birkaç durum senaryosu yazacağız. Hatırlarsınız, aynı talep çizelgesinde yaptığımız gibi. Fiyat başlığımızı da buraya koyalım. Bu kilo başına uygulanan üzüm fiyatı. Buraya da zaman içinde üretilen üzüm miktarlarını yazacağız. İster talep, ister arz çizelgesi olsun, bu tür çizelgeler belli zaman periyotları için oluşturulur. Mesela çizelgeler günlük, aylık veya yıllık olabilir. Çünkü bu çizelgelerin amacı bu fiyatla örneğin günlük üretim miktarı ne olur tarzı sorulara cevap vermektir. Periyodu günlük veya aylık ya da yıllık olarak belirtmezsek neden bahsettiğimiz anlaşılmaz. Arz edilen miktarı da buraya yazalım. Evet, A senaryosu ile başlayalım. Üzümün kilosu 50 kuruşsa, kilosu 50 kuruşa üzüm. Ya da yuvarlak rakamlar vereyim de kafamız karışmasın. Üzümün kilosu 1 lira diyelim. Bunun nispeten düşük bir fiyat olduğunu varsayalım. Şimdi, sadece üzüm yetiştirmenin en kolay olduğu, en verimli topraklarımızda üzüm üretiyoruz. Hatta belki de üzüm yetiştirmekten başka işe yaramayan otlakları üzüm üretmekte kullanıyoruz. Ve arz ettiğimiz miktar, önce şunu yazalım, kilo fiyatı. Bu koşullarda bu yıl 1000 kilogram üzüm üretebiliyoruz. Hayatımda hiç üzüm yetiştirmedim. Bu mantıklı bir miktar mıdır? En ufak bir fikrim yok. Olsun. Biz 1000 kilogram üzüm üretiyoruz. Şimdi gelelim B senaryosuna. Fiyatımız 2 liraya çıkmış olsun. Bu durumda artık önceden ürettiğimiz miktarla yetinmiyoruz. Belki biraz daha arazi alıyoruz. Veya başka amaçlarla kullanılan arazileri üzüm üretimine tahsis ediyoruz ya da üzüm yetiştirmeye çok da müsait olmayan topraklarda bile üzüm üretimine başlıyoruz. Neden yapmayalım ki? Üzüm artık daha çok kar getiriyor. Sonuç olarak bu yıl 2000 kilogram üretmeyi amaçlıyoruz. Bu böyle sürer gider. Bu dinamik hep aynı şekilde işler. Mesela fiyat kilo başına 3 liraya çıkmış olsun. Şimdi daha bile fazla üretmek istiyoruz. Belki daha çok çalışıyoruz veya asmaları daha sık dikiyoruz. Hatta belki normalde başka ekinler için kullanacağımız daha fazla araziyi üzüme tahsis ediyoruz. Ve yıllık 2500 kiloluk bir üretime ulaşıyoruz. Bir senaryo daha ekleyelim. D senaryosunda da kilo başına fiyat 4 liraya çıkıyor. Dinamik aynı dinamik. Diğer ekinleri ekmeye bırakıyoruz. Arazilerini üzüm üretimine tahsis ediyoruz filan. Çünkü üzüm fiyatları çok yüksek. Ve sonuçta bu yıl 2750 kilogram üzüm üretiyoruz. Artık bir arz eğrisi çizebiliriz. Hatırlarsanız talep için de bir eğri çizmiştik. Gösterim yine aynı. Fiyatı düşe eksene koyuyoruz. Aslına bakarsanız ben bu gösterimi pek sevmiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi fiyatı her zaman olmasa da çoğu zaman bağımsız bir değişken olarak ele alıyoruz. Matematiğin ve diğer bilimlerin çoğunda bağımsız değişken yatay eksene yazılır. Ama ekonomi teamülleri düşe eksene yazmamızı söylüyor. Evet bu durumda düşe eksenimiz fiyat ekseni olacak. Kilo başına fiyat bu. Yatay eksende ise üretilen miktar yer alıyor. Bunu da yazalım. Üretilen miktar. Ne zaman? Gelecek sene. Bu çizelgedeki tüm öngörüler gelecek yıl için geçerli. Bu da 1000 kilogram cinsinden olmalı. Bunu da ekleyelim. 1000 kilogram. Şimdi bir bakalım. 1000 kilodan neredeyse 3000 kiloya çıkıyoruz. Burası 1000 olsun diyelim. 1000'le başlıyoruz. 2000 ve 3000 kilo olarak devam ediyoruz. Fiyat da 1'den 4'e fırlıyor. 1, 2, 3 ve 4. Artık çizelgedeki noktaları grafikte gösterebiliriz. Bunlar arz eğrisi üzerindeki belli başlı noktalar. Fiyat 1 lira olduğunda 1000 kilo üzüm arz ediyormuşuz. 1 liraya 1000 kilo. Bu A senaryomuzdu. 2 lirada ise 2000 kilo üzüm arz ediyoruz. 2 liraya 2000 kilo. Bu da B senaryosu. Fiyat 3 lira olduğunda ise üzüm arzımız 2500 kilo oluyor. 3 liraya, pardon bakın gördüğünüz mü eksenleri karıştırdım. Bu fiyat ekseni. Buradaki değerler bu eksene karşılık geliyor. Tabii ki her zaman böyle olmak zorunda değil. Neyse 1 liraya 1000 kilo. 1 lira 1000 kilo. 2 lira 2000 kilo. 2 lira 2000 kilo. 3 lira bakın 3 lira burası değil. 3 lira bu soldaki düşey çizgi. 3 liraya karşılık 2500 kilo. Buraya bir yere denk geliyor. 2500 neredeyse burası. Maviyle göstereyim ki kafalar karışmasın. 3 liraya karşılık 2500 kilo. Şu anda olması lazım. Evet, bu da C senaryomuzdu. D senaryosunda ise fiyat 4 lira olacak. Şunu daha doğru bir yere koyayım. Çünkü değerler birbirine çok yakın. 2500 kilo buralarda bir yere denk geliyor. Bu C senaryosuydu. D senaryosunda ise 4 lira fiyata karşılık arz edilen miktar 2750 kilo. Yani burası 4 lira. Bu da D senaryomuz. Şimdi bu noktaları birleştirdiğimizde hepsi de arz eğrimiz üzerinde yer alacak. Yani şöyle bir eğri oluşacak. Herhangi bir üzüm arzı sağlayabilmemiz için belli bir minimum fiyat söz konusu. Dolayısıyla eğrimiz sıfır noktasından başlamayacak. Sonuçta bedava dağıtacak değiliz. O minimum fiyat da buralara bir yere denk geliyor. Üzüm üretiminin başlayabilmesi için bu minimum fiyatın sağlanması gerekiyor. İşte arz eğrimiz aşağı yukarı bu şekilde çıktı. Şunu unutmayın, burada değiştirdiğimiz tek şey fiyat. Yani diğer her şeyin sabit olduğu durumda fiyat değişirse bu eğri üzerinden hareket ediyoruz. Gelecek birkaç videoda şimdiye dek sabit tuttuğumuz değerleri de değiştireceğiz. Bu eğrideki herhangi bir fiyat noktasına veya genel olarak eğrinin kendisine nasıl etki ettiklerini inceleyeceğiz.